Onlara göre, şöyle sanatçılara göre ses açıcı. İşte ne bileyim var, ben. Tabii. Değil mi? Sürekli böyle aktif olabilecekleri, yorgunluk hissetmeyecek. Çünkü gece çalışıyorsunuz. Değil mi? Evet, hocam var mı öyle bir şey? Dinç tutacak. Ginseng, ginseng forte. Ginseng forte. Evet. Duydunuz mu? Sanatçılara genellikle faranjit olur. Boğaz değil mi? Ses evet, telleri. Boğaz ses tellerinde yıpranma olur. Üşütürse, üşütme, grip, nezle zamanla faranjit olur. Bu gibi rahatsızlarda ıtır forte. Itır forte. Itır forte. Itır forte. Evet, geçen bir soru sordunuz da cevabını alamadım. Hangisi dediniz. Hocam? bazı bayanlar evde kalıyor. Ne evet, olacak? Güzelleşmek istiyoruz hocam ya. Güzelleştirelim, evet güzelleştirelim. Evet, kızlarımızı güzelleştirelim. Değil mi? Bu çay ağacı yağı. Adı çay ağacı yağı fakat çay bitkisiyle ilgisi yok. Çay ağacı. Çay ağacı. Adı ya. Çay ağacı. İngilizcesi tea tree. Tea tree. Şimdi bu Avustralya'da yetişen bir bitki. İngiliz asıllı Christoph Dean Güney Afrika'da seyahat sırasında ayağı yaralanmış. Tabii. Hocam o konuya birazdan devam edelim mi? Edelim, buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Kiminle görüşüyorum? Buyurun, nereyi aradınız? Ürünlük programını aradım. Tam yerindesiniz. Buyurun. Tam yerindeyim. Nasıl tam yerindeyim mesela? Şu anda canlı yayındayız. Buyurun. Size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun. Şimdi ben canlı yayına bağlandım ya. Evet. Sesimi 70 milyon kişi duyar mı? Tabii ki de duyar. Alo? Sesinizi duyar mı? Duyamaz. Çünkü neden? Telefonumuz düştü. Tekrar ararsanız bekliyoruz sizi. Evet hocam. Sesi düştü. Acaba kötü bir şey mi söyleyecekti hocam? Düştü böyle. Bilmiyorum, ben o işlere karışmam. Kahin falan değilim. Ben bilmediğim konuda konuşmam. Burada müneccim şey vardı. Bu uzman vardı. O anlar. Şey, Nur Hanım mı anlar? Yok yok, beyefendi de neydi bu konularda? Zeynel Bey. Gelecekle ilgili. Evet Zeynel Bey, inşallah önümüzdeki günlerde yine ağırlayacağız onu da. Şimdi bu çay ağacı ya, aslında çayla ilgisi olmayan bir bitki. İngiliz asıllı seyyah Güney Afrika'da gezerken ayağı yaralanıyor. İyileşmiyor, müzmünleşiyor, kronikleşiyor. Seyahati yarıda bırakıp Londra'ya dönüyor. Kardeşi diyor ki çok kolay. Ne olacak? Çay ağacı yağıyla birkaç defa sürüyor, iyileşiyor. Oo, çok güzel bitki, bir yağ. Nereden temin edebiliriz, nasıl temin edebiliriz? Avustralya'da yetişir. Avustralya'da, ülkemizde yok mu hocam? Ülkemizde yetişebilir. Mesela Antalya'da, Adana'da. Antalya'da. Sulak bölgelerde ekilirse yetişir. Güney Avustralya'nın iklimi ile Türkiye'nin Akdeniz iklimi birbirine çok benzer. Özellikleri aynıdır. Bununla ilgili, çay ağacı yağıyla ilgili yapılan klinik araştırmalarda birçok özelliği vardır. Bu özelliklerden birkaçını sayayım. Mesela Profesör Doktor Bazart ve ekibi yapmış oldukları klinik araştırmasında efendim tırnak mantarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Tırnak mantarı. Tırnak mantarı. Günde 5-6 defa birkaç damla sürüyor, iyileştiriyor. İki, Profesör Doktor Williams ve ekibi efendim akneye karşı, akne, sivilce günde birkaç defa birkaç damla sürüyorsunuz. Şu ergenlikte çıkan sivilceler evet, hocam, evet, evet. Oluyor hocam, onu biz sıkıyoruz böyle, izleri kalıyor. Onlara evet. Da iyi geliyor mu? Başka bir televizyon programında kapatması zor, sıkması burada rahatsız ediyor. Sürekli fondötenle kapatıyor. Bu ne olacak dedi canlı yayında, bir damla süreceğiz dedi. Evet. Başka bir televizyon programında da o bayanda da dudağında uçuk, herpes, herpes simplex tip 1, uçuk. Yok mu buna bir çare? Var çare, buyurun dedim çay ağacıya. İki gün sonra tamamen yok oldu. Yani herpese karşı etkili, sivilceye karşı etkili, akneye karşı etkili, tırnak mantarına. Efendim, Profesör Doktor Blaşa ve ekibinin yapmış olduğu klinik araştırma da bayanlardaki P
pis kokulu akıntılara yani vajina mantarına karşı etkili. O nasıl kullanılacak? O biraz farklı tabii bayanlarda. Evli olan bayanlar veya bakire olmayan bayanlar 4-5 damla tampona damlatıyor. Bayanların adet gününde kullandıkları tampona ve fitil gibi kullanıyor. Evet. Bütün her türlü pis koku bayanlarda yani bağırsaktaki mantarlar vajinaya yerleşiyor. Bu da pis kokulu akıntılara sebep oluyor vesaire. Tabii ki ilişkilerde de problem yaratıyor. Bunu kullandığı zaman kısa sürede bu pis kokulu akıntılardan bayanlar kurtulur. Eğer ki bundan kurtulmazsa buraya yerleşen mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bayanlarda çok ağır enfeksiyonel kadın hastalıklarını tetikleyebilir. Rahimde, yumurtalıklarda vesaire. Bununla ilgili çok güzel araştırma yapılmıştır. Yani sivilce, akne, tırnak mantarı bayanlarda pis kokulu akıntılara karşı dünyada en etkili bitki ve hiçbir yan etkisi yok. Benim küçük oğlum da doğduğunda sağ testisinde böyle mantar oluşmuştu. Doktoru bir ilaç verdi. Geçmiyor, faydası da olmuyor. Baktım uzun süre kullanırsak kimyasal ilaç can tesiri olacak. Dur dedim ben bunu hallederim. Birkaç gün kendim çocuğun testislerine sürdüm. Ondan sonra bir hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Bir hafta sonra. Evet, çay ağacı yağı, tea tree tree. Burada klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Her şey raporlu, evet, belgeli, evet, belgeli diyoruz hocam değil mi? İspatı var her şeyin. Evet.